Bir atölyede çalışanlarla ilgili şunlar bilinmektedir. Artık bak, bugün çözeceklerimiz uzun sorular ha, bilginiz olsun. Atölyede demiş ki çırak artı kalfa artı usta dahil olmak üzere toplamda 24 tane işçi varmış. Yazdım. Sonra demiş ki bunların günlük çalışma ücretleri var. Ya arkadaşım, günlük çalışma ücretlerinde çırak 15 lira alıyormuş günlük. Kalfaya bakıyorsan 25 tane kalfa artı çarpıyorum 35 tane ustanın karşılığı, bu da kaç yapmış oluyor? 450'dir. Şimdi arkadaşlar, birden fazla bilinmeyen varsa yapacağımız en güzel şey nedir? Genelde yok etme metodudur. Bu adam benden kalfa sayısını, bak yine ne diyor? En fazla. O zaman soru içerisinde en fazla, en az, bunlarda ne yapıyoruz? Değer var. Uygun şekilde değerleri vermeye başla. Şimdi bakın, problemlerde herkeste sıkıntı olduğu için olabildiğince yavaş gitmeye çalışıyorum, bilginiz olsun. Tamam mı? Çok yavaş gidince de söyleyeyim, hızlanırım. Yani yavaş gidince ben şahsen sıkılıyorum ama söyleyin onu da. Tamam. Şimdi şöyle başlıyorum. Adam kalfayı dediği için bana kalfa lazım. O zaman çırağı yok edeyim. Ya da ustayı yok et. Fark etmez. Ben bunu eksi 15 ile çarptığımda eksi 15 çırak artı 15 çırak birbirini götürdü. Eksi 15 kalfa, 25 kalfa. Bakın burası kaç oldu? 10 tane kalfa. Doğru mudur? Eksi 15 usta, 35 usta. O zaman 20 tane usta yaptı. Eşittir. 450 eksi 24 çarpı 15, 120, 240, 360. O zaman benim elimde 10 kalfa artı 20 tane ustanın karşılığı eşittir 90 çıktı. At arkadaşım sıfırları, denklem olarak kalfa artı o zaman 2 tane usta. Buradan kaç çıkmış oldu? 9. Şimdi bu adam senden kalfa sayısının en fazla olduğu durumu soruyor. Kalfanın en fazla olabilmesi için o zaman ustanın en az olması lazım. Sıfır verebilirim ama her birinden bak ne diyor? En az bir tane olmak üzere. Doğru mudur? Yirmi ders linkinde bekleyen 20 kişi var. Yo. İyi de o link kapatıldı diye biliyorum ben. Sonu herkes geldi mi? Arkadaşlar bir saniye. Kadir'im 20 linkinde bekleyen 20 kişi varmış da bu linki kapatıp bu tarafa. Tamam kardeşim, sana sormuş. Epik söyleyin bakalım. Kalfa sayısının en fazla olması için buranın en az olması lazım. Buna 1'i verdim. Doğru mudur? O zaman burada kaç kalmış oldu? 7. Demek ki kardeşim kalfa sayısı çıksa en fazla 7 olarak çıkar. Tamam. Denklem çözümlerinde bu şeye dikkat edin. Normalde işlem olarak düşündüğümüzde, tamam mı? Kimi yok etmek istiyorsanız onu yok edin. Mesela ben ustayı yok ettim. Belki sen çırağı yok ettin. Belki sen ustayı yok edeceksin, fark etmez. Denklem tamamen size ait. Arkadaşlar böyle bir soru geldi. Bilginiz olsun. Garip bir şekilde TYT'de, ALES'te ve aynı zamanda KPSS'de sordular. Bak 3 sınavda böyle bir yer kaplama sorusu geldi. Ne bileyim işte, boncuğun kapladığı yer. Ondan sonra uzunluk mesafesi şudur budur. Tamam mı? Herkes bir soruya bir baksın bakalım. Bir ipe yukarıdaki gibi siyah, beyaz ve kırmızı boncuklar dizilecektir. Siyah renkli boncuklar olmadan ipe eşit sayıda beyaz ve kırmızı renkli boncuk kullanılarak en fazla 46 adet boncuk dizilebilir. Şimdi çaptan çözebiliriz. Aslında çaptan kastedilen şu nedir? Kaplamış olduğu yer aslında. Doğru mudur? Şimdi şöyle bir şey yapalım. Elimizde kardeşim burası siyahmış. Tamam. Şöyle yapalım. Siyah, beyaz ve aynı zamanda kırmızı. Şimdi bak, kademe kademe gidiyorum. Siyah renkli boncuklar olmadan eşit sayıda beyaz ve kırmızı renkli boncuklardan en fazla 46 adet. Şimdi toplamda 46 adetse
Bu ne demektir? Bunun 23'ü kardeşim beyaz, doğru mudur? O zaman 23'ü de kırmızı olmak zorunda. Şimdi soru şu. Ben bu boncuklardan biri en fazla dizeksem çapının küçük olduğu duruma göre yapalım. Çünkü çapı küçük olan boncuklardan en fazla dizebilme şansımız var. Onunla alakalı da veri şurada vermiş. Diyor ki ipte diyor siyah boncuğun kapladığı yer iki tane beyaz boncuğun kapladığı yer. Aynı zamanda üç tane beyaz boncuğun kapladığı yer beş tane kırmızı boncuğun kapladığı yere eşitmiş. Şimdi ben bunlardan hangisine yükleneceğim? Bak şimdi bakalım. Çapla alakalı olacak şekilde değer vermeye başlıyorum. Hadi beyaza 5 verdim. Kırmızı buradan 3 çıkar. Beyaza 5 verdim. Siyah bakın buradan ne çıktı? 10. O zaman en büyük olan çap olarak siyahtır. Arkasına beyaz. Ondan sonra ne çıkıyor? Kırmızı. O zaman ben kırmızıdan daha fazla koymam gerekiyor. Ben şu kırmızıyı tutacağım. O zaman buradaki beyazı çevirmeye başlar. Şimdi bak verilenleri ben şu şekilde biliyorum. Kardeşim iki tane beyaz bir siyaha, üç tane beyaz da beş kırmızıya karşı geliyor. O zaman buradaki beyazı kırmızıya çevirmeye çalışacağım. Peki şöyle bir şey yapsam olur mu? Şimdi buraya yaklaşmaya çalışayım. Tamam bak yaklaşmaya çalışayım. Şimdi arkadaşım ben 23 tane beyaz var. Soruyu yanlış çözeceğim. Tamam mı? Dikkat et sebebiyle beraber görün. Bunu 7 ile çarparsam o zaman 21 tane beyazın karşılığı 35 tane kırmızı oluyor. Bak 21 tane beyaz 35 tane kırmızıya karşı geliyor. O zaman ben buraya 21 beyaz artı dikkat edin 2 tane beyaz da yapacağım tekrar edeceğim. Tamam mı? 23 tane kırmızı oldu. Şimdi şeye dikkat et. 21 beyazın karşılığı 35 tane kırmızı artı 2 tane beyaz artı 23 tane kırmızı yaptı. Peki bir şey soracağım. Şimdi bunun toplamına baktığımda arkadaşım burası 58 tane kırmızı yapıyor. 2 tane de beyaz yaptı. Şimdi soruda kırmızı ve beyaz var. Ama adam bana soruda bak şey diyor. 3 renk boncuktan da kullanmak şartıyla. O zaman 3 rengin tamamını da görmek zorundayım. Demek ki ben bunu 7 ile çarptığımda aslında buradan bir tane rengi çeviremiyorum. E hocam iki tane beyaz yerine siyah yazsak olmaz mı? Olur. E bu sefer de kırmızı ve siyah olmuş oluyor. E olmuyor. Yani bir tane yani normalde veri olarak çarpım bir şekilde yanlış olmuş, tamam mı? Baştan bir daha yapıyorum. 7 ile çarpmak bir şekilde buradakini olmadı. E şimdi onun haricinde 23 tane beyaz artı 23 tane kırmızı var. Dedi ki kırmızıyı tut. Buradaki beyazı çevireceğim. Şimdi aynı şekilde bir daha tekrarlıyorum. Dikkat edin. Diyelim ki ben buradaki 6 ta şey 3 tane beyazı 6 ile çarpayım. 18 tane beyazın karşılığı o zaman 30 tane kırmızı çıktı. Şimdi arkadaş 18 tane beyaz yerine 30 tane kırmızı yazabilirim. Buradaki beyazı ayırıyorum ben. 18 beyaz artı 5 tane beyaz artı dersin ki 23 tane kırmızı. Yani ben 3 rengi tamam elinde tutmam lazım. 18 tane beyazın karşılığı 30 tane kırmızı artı. Şimdi bak burada 5 beyaz var. Ben 5 beyazı bak buradan bir 3 beyazımız var. Bir de 2 beyaz var. O zaman ben bu 5 tane beyazı 3 beyaz artı 2 beyaz artı 23 tane kırmızı diye yazdım. E şimdi söyle bakalım. 3 tane beyaz yerine bir siyah yazabilme şansım var. Artı işte 2 tane beyaz yerine bir siyah yazabilme şansım var. E burası da 3 beyaz. 30 kırmızı buradan, 23 kırmızı da buradan. O zaman toplamda ne olmuş oldu? 53 tane kırmızı. Kırmızı, beyaz, siyah. Hepsini bir arada tuttum. Benden istediği toplam sayı o zaman 53, 56. Bir tane de buradan geldi. 57 tane demek ki ben bu ipe boncukları dizmiş olurum. Yani burada önemli olan kısım şu. Yukarıda siyahı kullanmadan beyaz da kırmızı dahil olmak üzere 23'e 23 diye ayırdım. Ama kaplamış olduğu çapa göre hareket ettiğimde arkadaşım orada siyahın karşılığı 2 tane beyaz oldu. 3 beyazın karşılığı 5 kırmızı oldu. Onu genişlettim, yaklaştırdım. Baktım ki olmuyor. Sonra değiştirdim. 6 şeklinde yazdığımda bu sefer de 18 beyaz. E geriye kalan 5 tane beyazı 3'e 2 diye ayırırsak zaten direkt çıkmış oluyor. Tamam?